Herkese merhaba arkadaşlar. 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık sorularını çözelim. İlk kısımla başlayalım. Burada bize bilim dalları ve özellikleri verilmiş özelliklerine bakarak hangi bilim dalına ait olduğunu bulalım. Eski dönemden kalan paraları inceleyen bilim dalıyım numismatik olacak. İnsan ile çevre arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıyım coğrafya olacak. Eski dönemlerden kalan eşyaları kazı yaparak inceleyen bilim dalıyım, arkeoloji. Geçmişten günümüze meydana gelen olayların zamana göre sıralayan bilim dalıyım, kronoloji. İnsan davranışlarını inceleyen bilim dalıyım, psikoloji şeklinde olacak. Bu kısımda iklim türlerini bulmamız istenmiş. Bakalım Ülkemizde görülen iklim tipiyim. Yazları sıcak, kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıyım. Bu ne olacak arkadaşlar? Karasal iklim olacak. Her mevsim yağışlıyım. Aşırı yağışlardan dolayı uzun boylu ağaçlar oluşturduğu gür ormanlara sahibim. Ekvatoral. Soğuk bir iklim tipiyim. Görüldüğüm yerde bitki örtüsü bulunmaz. Kutup iklimi Yazları sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçmekteyim. Akdeniz iklimi. Çin, Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinde görülürüm. Yaz yağışlarının çok olması nedeniyle sel olayları meydana gelir. Görüldüğüm yerde en çok pirinç yetiştirilir. Bu da muson iklimi olacak arkadaşlar. Evet, şimdi haritaya bakarak hangi bölgede hangi hayvancılık türü yapılıyor bunları bulalım. İç Anadolu bölgesine bakalım arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde küçükbaş hayvancılık yapılmakta. Şöyle işaretleyelim buna 1 diyelim. Buna da bu da bir olsun. Doğu Karadeniz bölgesine 2 diyelim. Doğu Karadeniz bölgesinde ne yapılıyor arkadaşlar? Balıkçılık yapılıyor. Doğu Anadolu bölgesine geldiğimizde Erzurum ve Kars yöresini işaretlemiş burada. Buna da 3 diyelim. Burada da büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Marmara bölgesine baktığımızda ise buna da 4 numara dersek geriye ne kaldı? Kümes hayvancılığı kaldı arkadaşlar. Cevaplarımız bu şekilde olacak. Burada da ekstra bir bilgi olarak doğadaki enerji kaynaklarıyla ilgili bir sorumuz var. Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları diye ayırmış. Şimdi yenilenemez enerji kaynaklarına bakalım. Aklımıza ilk gelenler petrol. kömür ve doğalgaz olacak. Bunlar arkadaşlar kaynağını bulup sürekli tüketiriz ve kaynağında bunlar yenilenmez. Zamanla ya biter ya da kullanmaya devam ederiz. Yenilenebilir enerjiler ise yine ilk aklımıza gelenler hemen güneş, rüzgar ve hidro Hidro da arkadaşlar su enerjisi. Güneş biliyoruz ki tükenmiyor. Bunu sürekli kullanabiliriz ve enerjiye çevirebiliriz. Zaten tükendiğinde e, dünyadaki insan yaşamı da son bulur. Rüzgar da aynı şekilde sürekli her yıl e, devam eder. Mevsimlere göre değişiklik gösterir ve sürekli yenilenebilir. Hidro da aynı şekilde su da arkadaşlar doğada sürekli bulunan bir şey ve insan yaşamı için gerekli olan Olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Suyu enerjiye çevirebiliyoruz. Barajlar yaparak elektrik enerjisine çevirebiliyoruz. Bu sebeple bunlara yenilenebilir diyoruz arkadaşlar. Güneş, rüzgar, hidro. Yenilenemez enerjiler ise petrol, kömür ve doğalgaz olacak. Şimdi çoktan seçme sorularımıza bakalım. Verilenlerden hangileri sosyal bilimlerin inceleme alanına girmektedir? Toplumsal olaylar, toplumun yaşam biçimi... Toplumlar arası kültürel etkileşimler sosyal bilimlerin inceleme alanına girerken insan vücudunun yapısı ise arkadaşlar genelde biyoloji biliminin ee, dalına girmektedir. O sebeple cevabımız 1, 2 ve 4 olacaktır. O da değişikti. İkinci sorumuza bakalım. Ülkemizde yakın zamanda deterjan ürünü de çıkan bor madeni ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Geleceğin petrolü olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde az miktarda bulunmaktadır. Hayır ülkemizde neredeyse %70'e yakın, %70'ten de fazlası belki bulunmakta. Jet ve roket yakıtı olarak kullanılır. Cam, seramik, kozmetik sanayisinde kullanılır. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Buna göre aşağıdaki bilim dallarına hangisi sosyal bilimler arasında sayılır? Sosyal bilimler toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunu araştırma ve inceleme yapan bilim dallarını kapsar. Her sosyal bilim dalı insan yaşamının farklı bir alanını inceler. A. Matematik B. Fizik C. Kimya D. Tarih Tarih arkadaşlar geçmişte yaşamış insanların faaliyetlerini, yaşamlarını bize bıraktığı mirasını yapar, inceler. O yüzden tarih burada bir sosyal bilim sayılır. Matematik, formal, fizik ve kimya da doğa bilimleri çerçevesinde sayabiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. Ormanlarımızın başlıca yararları şunlardır. Yakacak ve ham madde kaynağı sağlar, hava kirliliğini ve gürültüyü önler, insanlara iş olanağı sağlar, ülke turizmine katkı sağlar. Verilen bilgilerde ormanların hangi alandaki faydasına değinmemiştir. Bakalım yakacak ve ham madde kaynağı sağlar. Bu ekonomiyle ilişkilendirebiliriz. Hava kirliliği ve gürültü yönler sağlıkla ilişkilendirebiliriz. İnsanlara iş olanağı sağlar. Yine ekonomiyle ilişkilendirebiliriz. Ülke turizmine katkı sağlar ve turizmle ilişkilendirebiliriz. Ama eğitimle ilişkilendirebileceğimiz herhangi bir öncül yok. O yüzden cevabımız C olacak. Beşinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle ilgilidir? telif hakkı alınmış ürünlerdir. Üzerlerinde Kültür Bakanlığı bandrolü vardır. Ürünlerin vergisi devlete ödenmiştir. Başkalarının ürünlerine izni olmadan yasa dışı yollarla kopyalanmasıdır. Bu arkadaşlar direkt korsan ürün oluyor. Telif hakkı almak, Kültür Bakanlığı bandrolü almak, ürünlerin vergisi devlete ödemek ise gerçek bir ürün olduğunu bize gösteriyor. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki görsellerde hangisi ürünlerin üzerindeki telif hakkı sembolüdür? TSI damgası var. Türk malı damgası var. TM diye bir damga var. Telif hakkı sembolümüz A şıkkı olacak. 7. sorumuza bakalım. Aşağıda ülkemizde tarımsal ham maddeye dayalı yapılabilecek yatırımlar verilmiştir. Bu yatırımlardan hangisi yapıldığı bölge ile yanlış eşleştirilmiştir? Adana'da tekstil fabrikası, pamuk üretimi vardır. Bu yüzden tekstil fabrikası kurulabilir. Diyarbakır'da çay fabrikası diyor. Arkadaşlar çay Doğu Karadeniz bölgesinde Rize ve Trabzon dolaylarında yoğun yetiştirilen bir tarım ürünüdür. C. Aydın'da zeytin yağı fabrikası kurulabilir. Çünkü zeytin ağaçları boldur. Konya'da da şeker fabrikası kurulabilir. Şeker pancarı ekimi çok fazladır. O yüzden cevabımız B olacak. 8. soruya bakalım. Vergi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Vergi vermek vatandaşlık borcumuzdur. Vergiler yasalarla belirlenir, değiştirilir ve kaldırılabilir. Kişilerin isteğine bağlı olarak alınır. Bu yanlış olacak. Cevabımız o yüzden C. 9'a bakalım. Bilimsel bir araştırma yapacağımız zaman ilk olarak neyin yapılması gereklidir? Kaynak taraması yapılması, konunun belirlenmesi, kaynakça belirtilmesi rapor hazırlanması ilk önce arkadaşlar konu belirlenir. Diğerleri daha sonra sırasıyla yapılır. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgeler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Sanayi, Marmara bölgesi, turizm, Akdeniz bölgesi, ormancılık, Karadeniz bölgesi. Diğer şıklara bakmadan cevabımızı hemen A şıkkında buluyoruz. Biliyoruz ki sanayi Marmara bölgesinde çok fazla, turizmi Akdeniz bölgesinde, kıyı turizmi çok fazla, ormancılık ise Karadeniz bölgesinde fazla olacak. O yüzden cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar, 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını inceledik. Umarım faydalı olur. Sizlerden sınavda yüksek not almanızı bekliyorum. Kolaylıklar diliyorum.